TÜBİTAK SAGE tarafından, Türk Hava Kuvvetleri'nin gereksinimlerini karşılama doğrultusunda geliştirilen, Türkiye'nin ilk hava füzesi Göktuğ, Teknofest İstanbul kapsamında festival alanında bulunan, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in altına monte edilmiş şekilde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak geliştirilen Hürjet'in altına monte edilen Göktuğ'a vatandaşların yoğun ilgisi oldukça dikkat çekerken, birçok vatandaş tamamen yerli ve milli imkanlar dahilinde geliştirişen Göktuğ'un önünde fotoğraf çekildi. TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, yapmış olduğu bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ilk hava füzesi Göktuğ'un 2013 yılında TÜBİTAK SAGE'nin geliştirme ihalesine aldığı bir proje olduğunu anımsattı. Proje tamamlandığında Türkiye'nin dünyada hava füzesi yapabilen sayılı ülkelerden biri olacağına dikkati çeken Okumuş, bunlar uçaklar arasında havadan havaya kullanılan füzeler, Göktuğ'un iki varyantı olarak eklenecek ve esasında Göktuğ, iki ayrı projeden oluşuyor ve proje tamamlandığında ülkemize hizmet verecektir, ifadelerinde bulundu. Okumuş, Göktuğ'un kullanılacağı uçaklara ilişkin şu bilgileri verdi. Teknofest'te Göktuğ Türk Havacılık ve Uzak Sanayi tarafından geliştirilmekte olan Hürjet uçağımızın altında görüyoruz. Göktuğ F-16 uçakları için geliştiriliyor. Seri üretime geçtiğinde Hürjet'te, ileriye yönelik yine Akıncı'da, milli muharip uçağımızda kullanılabilecek bir füzemiz olacak. Çok farklı platformlarda, helikopterlerde ve araçlarda kullanılabilecek bir füze olacak. Açıklamalarının yanı sıra Gürcan Okumuş, TÜBİTAK SAGE'nin Türkiye'nin savunma sanayisinde en büyük ARGE kurumu olduğunu belirterek, röportajına şu şekilde devam etti. TÜBİTAK SAGE olarak daha çok hava kuvvetlerinin kullandığı mühimmatları geliştiriyoruz. Güdüm kitleri, kanatlı güdüm kiti gibi mühimmatları geliştirdik. Bunun yanında Türkiye'nin ilk seyir füzesi olan, SAT'a atılan orta menzilli mühimmat da TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Roketsan tarafından şu an seri üretimi yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmiş olan, sahada kullanıma hazır bir seyir füzesi. Bu projelerden sonra devam eden başka projelerimiz de var. Hava savunma ve seyir füze sistemleri ile gelişmiş güdüm kiti projelerinde TÜBİTAK SAGE'nin yoğun olarak çalıştığını ifade eden Okumuş, bu tür büyük ana sistem projeleri dışında alt sistem projeleri ve kritik bileşenler içinde çalıştıklarını sözlerine ekledi. Okumuş, projenin oldukça ilerlediğinin altını çizerek, balistik atışlar yapıldı. Bu yıl sonunda tekrar arayıcı başlıklı uçan hedeflere karşı yerden atışlarımız yapılacak. Önümüzdeki yılda projenin son aşaması yani havadan havaya testleri tamamlanacak. 2020 sonunda projemizin testleri tamamlandığında 2021 yılı itibarıyla seçilecek uygun bir kurum tarafından seri üretimine de başlanabilecek, diye konuştu. Hava füzelerinin uçaklar arasında hava savunma füzeleri olarak kullanıldığını aktaran Okumuş, görüş içi ve görüş ötesi olarak hem pilotun karşıdaki düşman uçağını görerek, kullanabildiği hem de radar arayıcı başlıkla algıladığı düşman hedefi için kullanılabildiğini söyledi. Füze teknolojisinde hava füzelerinin bu işin zirvesi olduğunu vurgulayan Okumuş, hava füzesini yapabilecek teknolojiye ulaşan bir ülke artık diğer füze teknolojilerine de kolaylıkla geçebilir. Bu açıdan Türkiye için çok önemli bir aşama, çok önemli teknolojik kazanımları olacak bir proje. Artık son aşamasına da geldik, değerlendirmesini yaptı.